Okan Müderrisoğlu Devlet, yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Kayseri gibi bir huzur ve refah kentinde Suriyeli sığınmacılar üzerinden tetiklenen hadiseler, güvenliğin sınır aşan yönlerinin çok boyutlu düşünülmesini gerektiriyor. Hatta yeni bir evreye geçildiğine de işaret ediyor. Evet Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahaya hızla ağırlığını koyması sayesinde olaylar kısa sürede kontrol altına alındı. Yetmez ama evet tablosuysa elimizde kaldı. Adım adım ilerleyecek olursak geçici koruma statüsündeki Suriyeliler birçok büyük kentin yettolarında tutundu, neredeyse kendi mahallelerini oluşturdu. Güvenlik planlarında Türk vatandaşlarının sinir uçlarına basacak gelişmelerin, Suriyelilere yönelecek ölçüsüz tepkilerin, her türden provokasyonun hesaba katıldığı anlaşılıyor. Fakat Türkiye'deki bir gerilimin Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde Türk varlığına karşı kalkışmaya dönüşmesi ihtimalinin ihtiyat planlarında gerilerde kaldığı görülüyor. Gerçekten de Azez, Elbab ve Afrin'deki şiddet eylemleri hem içeride hem de dışarıda birbirini besleyen uç senaryoların sahneleneceği uyarısını içeriyor. Türkiye'nin kontrolündeki merkezlerde kent yönetimine, eğitim, sağlık gibi temel hizmetlere yardımcı olmak üzere koordinatör valiler görevlendiriliyor. Asayişi temin ve terörle mücadele etmek üzere güvenlik güçleri bulunduruluyor. Sivil görevliler sahada çalışıyor, lakin bir kriz anında hangi birimin nasıl harekete geçeceği, iletişim ve koordinasyonun nasıl sağlanacağı noktasında yeni tedbirler alınması ihtiyacı gün gibi ortaya çıkıyor neredeyse her işi mite havale eden genel bir kabulle bölgede günlük hayatı idare ve idame ettirme anlayışının iş ve isim tanımlı yeni bir çerçeveye dönüştürülmesi zaruret arz ediyor bayrağımıza saldıran alçakların telrifat ve çevresinden sızan pkk terör örgütüne müzahir unsurlarla türkiye'den sınır dışı edilen kimi gruplar ve illegal ticareti sekteye uğrayan yerel aktörlerden oluştuğu anlaşılıyor An itibariyle bayrağımızı yakan hainlerin tespit edildiği söyleniyor. Şimdi yargı önünde en ağır cezayı almaları bekleniyor. Neden? Çünkü Türk devleti yarına bırakır ama asla yanına bırakmaz. Devlet Bey'in bir bildiği var. Aradan uzun zaman geçti ama dün gibi hatırlıyorum. Bir sohbet için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makamındaydım. MHP'nin milletvekili aday listelerine sızmaya çalışanlara karşı ne kadar müteyakkız olduklarını anlatıyordu. Bir ara durdu ve makam koltuğunu göstererek buraya MHP'nin ilkelerini benimsemiş herhangi biri oturabilir. Asla bir FETÖ mensubu oturamaz dedi. Belli ki bildiği bir şeyler vardı. O tarihte cemaat veya hizmet hareketi kılıfına bürünmüş figürler faaldi. Ancak hakiki yüzleri deşifre olmamıştı. Devlet Bey ise çoktan adlarını koymuş ve tasnif etmişti. Gelinen aşamada ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş cinayeti üzerinden adli boyutu kat pekat aşan, giderek siyasal karakter kazandırılan bir kampanya söz konusu. Gerek asli faillerin, gerekse azmettirenlerin belirlenmesi ve hukuki bedelinin ödettirilmesi toplumun mutlak beklentisi. Buna karşın Sayın Bahçeli'nin MHP ve ülke ocaklarına fatura kesmeye çalışan odaklara hodri meydan çektiği de unutulmamalı. Birkaç gündür açık kaynaklara yansıyan belgeler, kripto FETÖ'cülerin MHP ile ertelenmiş hesabını görmek isteyenlerin, merhum Erbakan'ı hedef alan kayıp trilyon davasını yönlendiren gri alandaki tiplerin de bu cinayetin öncesi, sırası veya sonrasında sürece bir yerden müdahil olduğunu teyit ediyor. Bahçeli'nin yine bir bildiği varmış sonucuna doğru adım adım gidildiği kanısı yerleşiyor. Okan Müderrisoğlu Sabah Abdülkadir Selvi, Mehmetçiğe bayrağa dokunana vur emri verildi. Ne zaman bilinç olayı yaşansa Fenerbahçe ve milli takımın efsane futbolcusu Lefter'in sözleri gelir aklıma. 6-7 Eylül olaylarında adadaki evi saldırıya uğrayan Lefter, 15 gün önce gol attığımda omuzlardaydım. O günse kayalar ve boya tenekeleriyle karşılaştım. En kötüsü harçlık verdiğim çocuklar evime saldırdı. Kızlarım küçüktü, onları öldürmeye kalktılar. Bu zaman ayarlı provokasyonlar bizde hiç bitmiyor hafta sonu Kayseri'de yaşadık. Suriyeli birisi 7 yaşındaki Türk kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuş haberi yayıldı. Sonra organize gruplar dalgalar halinde Suriyelilerin evlerine, iş yerlerine saldırdılar. Araçlarını ters çevirip yaktılar, camları, çerçeveleri indirdiler. Suriyeli şahsın yine Suriyeli olan bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu, şahsın yakalandığı, kız çocuğu ve ailesinin devlet korumasına alındığı söylense de vandallar yakıp yıkmaya devam ettiler. Haber doğru olmasa da organize gruplar amaçlarına ulaşmışlardı. Çünkü kız çocuğuna cinsel istismar bahaneydi. Suriyelilerin mahallesine saldıranlar bir gün önceden organize olmuşlardı. Kayseri'de olayları kışkırtmak için sosyal medyadansa ayrı bir organizasyon yürüyordu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden 79 bin hesaptan 343 bin paylaşım yapıldığını, bu hesapların %37'sinin bot, paylaşımların %68'inin ise provokatif amaçlı olduğunu açıkladı. 37 bin bot hesabı kim oluşturdu? Onu yönlendirip yöneten hangi iradeydi? Onun arkasında hangi istihbarat servisinin parmağı vardı? Göçmen kaçakçısı, çocuk tacizcisi hepsini kastetmiyorum. Farklı duygularla orada olanlar vardır ama çocuk tacizine karşı namus timsali kesilip Suriyelileri istemiyoruz diye yakıp yıkanların sicili bakın ne çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasıyla gözaltına alınan 474 şahıstan 285'inin göçmen kaçakçılığı Yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve cinsel taciz başta olmak üzere 36 ayrı suçtan sabıkalı oldukları ortaya çıktı. Suriyeli istemiyoruz diyor ama kendisi göçmen kaçakçısı. Bunu niye yazıyorum? Ey milletim bu insanları iyi tanıyın, bunların peşine düşmeyin. Maraş'ta, Sivas'ta gördük. Tarihsel bir utancımız olan Maraş, Çorum, Sivas olaylarında da bunu yaşamadık mı? Maraş olayları da Güneş Ne Zaman Doğacak filminin gösterimi sırasında çiçek sinemasına atılan bombayla başlamadı mı? Sivas olayları camiye bomba atıldığı yalanı üzerine çıkmadı mı? Çok uzağa gitmeye gerek yok. Altındağ'da yaşandı. 3 yıl önce Ankara'nın Altındağ ilçesinde aynı senaryo sahneye konuldu. Dışarıdan gelen gruplar Suriyelilerin olduğu iş yerlerini ve evleri taşladılar. Küçük kız çocukları ölüm korkusunu yaşadılar. Kayseri'deki olayları bahane edenler Suriye'de harekete geçti. Türk tırlarına saldırdılar. En acı olanı ise namuslarının can güvenliklerinin garantisi olan Türk bayrağını indirdiler. İki gündür bayrağımızı indirenlere ne oldu? Misliyle hesabı soruldu mu? Bayrağımıza uzanan eller kırıldı mı diye soruyorum. Milletimiz müsterih olsun. Bayrağımıza el uzatanlar tespit edildi. Bir kısmı bedelini ağır bir şekilde ödedi. Diğerleri ise kısa sürede yakalanıp ibreti müessire olacak şekilde hesap sorulacak. Kıbrıs'ta da bir Rum direğe tırmanıp bayrağımızı indirmek istemişti. Ancak kendisi indirildi. Burada açıklıyorum. Bayrağımıza yapılan saldırıdan sonra Suriye'deki tüm birliklerimize bayrağımıza bir saldırı olduğu an Vuru emri verildi. Bayrak bizim sembolümüzdür. Bağımsızlığımızın simgesidir. O bayrak altında sadece Türk milleti değil, bayrağımızın dalgalandığı her coğrafyadaki insanlar huzur ve güven içinde yaşar. Bu millet can verir, bayrağını vermez. Tekrar altını çizerek söylüyorum, bayrağımıza yönelik saldırıdan sonra Suriye'deki tüm askeri birliklerimize bayrağa dokunanı vur emri verildi bayrağı el uzatanın eli kırılacak, bayrağımızı indirmeye çalışanlar vurulacak. Suriye'de provokasyon yapanların sayısı 2000'i bulmuyor. Biz orada 5 milyon nüfusun yaşadığı bir bölgeyi kontrol ediyoruz. Olaylar tamamen kontrol altına alındı. Hem de askeri birlik takviyesine gerek duyulmadan yapıldı. Peki bundan sonra olmaz mı? Cuma günleri benzer protesto eylemlerinin yapılabileceği söyleniyor. Ona göre tedbir alınmış durumda. Normalleşmeden rahatsızlar. Peki bu eylemleri neden yapıyorlar? Türkiye ile Suriye arasında normalleşme ihtimali ortaya çıktığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşer Esed görüşmesi gündeme geldiğinde savaştan beslenen gruplar harekete geçiyor ya da geçiriliyor. 28 Aralık 2022 tarihinde dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Suriyeli mevkidaşının Rusya'daki görüşmesinden sonra da Erdoğan-Esed görüşmesi gündeme gelmişti. Benzer provokasyonlar yapılmıştı savaştan besleniyorlar. Çünkü Suriye'de savaş lordları var. Savaştan beslenen kabileler var. Orası bir terör batağı. Selefiler var, İran destekli gruplar var, PKK, YPG var, Amerika ve Rusya var, İran var bir de rejim var. Bunlar Türkiye-Suriye ilişkileri normalleşmesin diye bu tür süreçleri sabote etmeye çalışıyorlar. İşimiz kolay değil ama bunu başarmak zorundayız. Türkiye onları Esed'in insafına terk etmez. Gerekli güvenceler sağlanırsa normalleşme süreci yürür. Ama bu savaş düzeni sürdürülemez. Türkiye-Suriye ilişkileri normalleştiği zaman mülteciler sorunu da çözüm yoluna girecek demektir. Abdülkadir Selvi Hurry